İyi misin kızım? Yüzün ne kadar solgun. Gel otur bakayım. Yenge? Bir şeyim yok. Ay abla, ne yapıyorsun? Bize seslenseydin ya. Mutfağınızı boş bırakmayın hanımlar. Böyle kaparlar elinizden işsiz kalırsınız valla. Arada evin hanımları iş yapmazsa o mutfağın bereketi kaçar. Bu taş bana mı? Ay çekilin, bir mantı açayım şöyle. Hadi oradan. Sen daha mantının içini hazırlamayı bile bilmezsin. Ben de şöyle minicik minicik kapatılmış nefis bir mantı resmi yaparıp şuraya asarız. Mantı yapamaz ama çok güzel mantı resmi yapar derler hiç olmazsa. Hadi size iyi günler. Nereye Zeynep? Kız arkadaşların bir evde mi toplandılar yine? Evet yenge. Ay abla, baklavalar geldi, alın şunu. Alın alın. Şerbeti kaynadı mı? Döküverin hemen. Aa, Ayşe Meleğin baklavası geldi. Ay neden Ayşe Meleğin baklavası oluyormuş canım? Çocuklar geldi diye yapıldı. E seviyor diye 10 günde bir yapılıp inşaata yollanıyor ya. Ben Seymen seviyor. İşçilere de arada ikram yapılsın diye yolluyorum. Seymen de seviyor, Ayşe Melek de seviyor. Söylediler ya, ikisi bir oturuşta yarım tepsiyi yemişler geçen gün. İyi. Afiyet olsun, yesinler. Sen de biraz yesen iyi olur. Çocuk çöp gibi doğacak. Ben Seymen'e hamileyken kapılardan sığmazdım. E bu kız olacak abla. Ne yapacağız şişko kızı? Çıtı pıtı olsun anası gibi. Ne olacak Asya? Seyhan ağam bir şeyler atıştıram dedi. Anne bize tost yapsana. Olur kuzum, yapam. Hadi siz gidin içeride oynayın. Ben getiririm, hadi. Şişt Rıza. Babanı özlemedin mi oğlum sen? Yanına niye hiç gitmiyorsun? Götürmüyor mu annen seni? Dışarı ses hadi. Dışarı dedim. Dışarı. Gelin abla. Oğlanın aklına böyle şeyler sokma. Ben Haydar'dan boşanacağım. Ne zaman Dicle? 3 aydır bu şarkıyı dinliyoruz. Aman saçma sapan konuşmayın. Boşanma lafını bir daha duymayacağım Dicle. Haydar birkaç güne kadar eve dönecek zaten. Bu kadar sene nasıl idare ettiyseniz yine edersiniz. O kiralık katille aynı evde çocuk büyütecek değilim. Topasınlar pıllarını pırtılarını, nerede yaşayacaklarsa yaşasınlar. Benim çocuğumun bulunduğu eve o adam girmeyecek. Ben giderim gelin abla, gözünü seveyim. Gözüne bir daha gözükmem. Ama Rıza bu evden gidemez. O bu konağın çocuğu. Burada büyüyecek. Yeter. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Çocuk da sen de burada kalacaksınız. Kesin bu abuk sabuk konuşmayı. Öyle mi? Demek abuk sabuk konuşma ha? Bu işi Seymen'le halledeceğiz demek. Ne oluyor bu kıza böyle son günlerde? Her gün bir tatsızlık çıkarır oldu. Geberikten abla, doğurunca geçer. Üstüne varmayalım. Açmayacaksan neden cep telefonu taşıyorsun? Zeynep, çıkıyor musun? Evet abi. Bekle, seni bırakayım. Ben Bahar. Seymen oralarda mı? Cebi açılmıyor. Öyle mi? Bende var Ayşe Meleğin cebi. Bahar ne oldu? Ne olacak? Seymen Bey'in cebi açılmıyor. İnşaatı arıyorum. Sekreter Ayşe Melek'le beraber çıktılar. İsterseniz onun cebini vereyim diyor. Şarjı falan bitmiştir. Dur, sakin ol. Ben bulurum şimdi abimi. Yok, gerek yok. Rahatsız etme. Ay! Yenge, iyi misin? İyiyim. İyi sordum. Bağırmana gerek yok. Kim bağırıyor Zeynep ya? Kim bağırıyor? Alo, Ayşe. Abim yanında mı? Versene bir dakika. Abi merhaba. Durumlar biraz karıştı da. E telefonun neden açılmıyor? Açılmıyor mu? Bilmem. Ayşe şuna baksana. Bir şey yok. Normal görünüyor. Sessize almışsın. Ne oldu oğlum, söylesene. Sessize almışım.
Üf, anladım. Ben gelirim şimdi. Fabrikaya gidiyordum, sonra giderim. Tamam. Ya bir şu postaneyi arasana, hala kesik otelin telefonları. Amerikalılara bir e-mail atacağız, sabahtan beri debeleniyoruz. Ta fabrikaya gidiyorum bir e-mail için. Eve mi gidiyorsun? Evet. Bahar kendini pek iyi hissetmiyormuş. Bana da ulaşamamış. Biraz durumlar karışık. Seni eve bırakayım. Sen mektubu evde hazırla. Bir tane de bana at. Ben evde okurum. Sonra göndeririz. Metni birlikte oluşturmamız iyi olurdu. Ne oldu? Koskoca Ayşe Melek Hanım bir bozuk atma mektubu yazamıyor mu? Hassas bir konu. Hangi dozda bozuk atacağız, kendi başıma karar veremem. Tamam. Ev yaşamı işten önce gelir. Öncelikle kriz geçiren ev hanımları sakinleştirilmeli ki rahatça çalışılabilsin. Yaman saat 9'da komiteyle toplantıya girmeden e-mail elinde olsun isteyen sendin. Saat 2. New York'ta 7. Birazdan aramaya başlar. Oldu. Öf, tamam. Hızla bir taslak hazırlayalım o zaman. Bir mi iki mi? Tek. Sağ ol. Kaç yıldır evlisiniz? Bilmem, fazla olmadı. Ya da çok uzun yıllar oldu. Ne bileyim işte, ikisinin arası bir şey. İlişkilerin gerçek zamanı ancak bitince anlaşılır. Çünkü o zaman gerçek zaman biter ve tarih başlar. Ben değil. Bir filmde oynatacağı karakteri arayan bir yönetmen söylüyordu bunu. Seymen. Neyse, seni buldum. Çok kötüyüm Seymen. Ne oldu? Ağrı mı var? Yanında kimse var mı? Çık kapıya, dışarı seslen. Hemen geliyorum. Yakındayım. 10 dakika içinde yanında olurum. Ayşe'nin evindesin değil mi? Evet, mail yazmak için geldik. Kıpırdama, hemen geliyorum. Zahmet etme. Ben nerede olduğunu öğrenmek için numara yaptım. Bir şeyim yok, merak etme. Ben hemen geliyorum. Zahmet etme, işini bitir. Ha! Sen yaz ve bana yolla. Bir şey söyleme. Şey, ihtiyacın olursa. Bahar. Bahar. Nereye gidiyorsun? Bahar, nereye? Ne ağlıyorsun? Ne yapıyorsun çocuğum? Nereye gidiyorsun? Ne oluyor yavrum? Ne var senin? Canım. Kızlar, koşun. Yardım edin. Koşun kızlar. Yavrum, dur. Dur. Bahar, dur. Bahar, dur. Ne oldu şuraya? Yapma. Bahar, dur. Sakin ol. Otur. Bahar. Bahar, ne oldu? Nereye gidiyorsun? Onu Ayşe Hanım'ın evindeki oğlunuza söyler. Yavrum. Seymen'i arayın. Kimseyi istemiyorum. İstanbul'a gidip ablamın yanında doğuracağım. Taksi çağırın bana. Aman içeri taşıyalım. Abla, suyu geldi abla. Doğuruyorum. Hadi koşun. Dicle, eve içeri. Bahar. Ha, suyu geldi. Ne yapacağız burada?
Bahar!